Aile bütün insanlık için sonuçta toplumun temel direği. Sadece Türk toplumu için değil, dünyadaki bütün toplumlarda aile doğal bir süreçle gelişmiş ve insanlığın bu aşamasına gelmesinde de asıl olan aile yapısıdır. Hukuk doktrini açısından bakıldığında devlet yokken aile vardı. Devlet yokken hukuk vardı. Devlet hukuk alemine sonradan girmiş bir olgudur. Devlet yokken insanların hukuki ilişkileri vardı. Bu hukuki ilişkilerden biri de aile ilişkisiydi. Hukuki sürece bağlanması doğal bir süreç aslında ailenin. Bu anlamda hukuki metinler ortaya çıkıncaya kadar zaten aile kendi varlığını ortaya çıkartmıştır. Aile ne? Aile de bu kamu düzenini sağlayan bileşkelerden birisi. Asya'sından Afrika'ya, Amerika'sından Avustralya'sına kadar aile bir kadın ve erkeğin birleşiminden meydana gelir şeklindeydi. Fakat son zamanlarda bunu bozmaya çalışıldığı için Türk hukukunda ailenin kadın ve erkekten teşekkür ettiğine dair somut yazılma ihtiyacı hissedildi ve şu anda o çalışmalar yapılıyor. Modernist, pozitivist hukuki algımızda biz devletin dışında bir hukuk tahayyül edemiyoruz. Devletin dışında bir aile hukuku tahayyül edemiyoruz. Devletin domine ettiği bir hukuk, devletin domine ettiği bir aile tahayyül edebiliyoruz. Tabii şimdi Türkiye'nin de kendine has özgü bir geleneği var. Şimdi hukuk neyi korur? Hukuk önce kamu düzenini korur. Yani hukuk aslında bir aramızdaki ilişkiyi düzenleme biçimi, düzenleme sebebi nedir? Toplumdaki genel geçer kuralları, genel geçer düzeni ihdas etmektir. Devlet yokken hukuk vardı, devlet yokken aile vardı dersek, devletin bu alana nasıl girdiğini, nasıl girmesi gerektiğini de sistematize etmek, teorize etmek durumunda kalacağız. Yani devlet bu alana tamamen destursuz girebilir, bir güç olarak algılanmayacak. Asıl problem de burada, çözüm de burada, devlet algısıyla ilgili. Aileye yönelik tehdit küresel bir tehdit. Bu tehdidi oluşturanlar da 50-60 yıldır yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Batı da hukuki metinlere maalesef aileyi tehdit eden mesajları soktular ve bunu ilişkin kurumlarında kurdular. Devlet bazında çalışıyorlar. Hukuk taksonomisi açısından aile hukuku özel hukukun altında, medeni hukukun altında konumlandırılır. Ama işleyişte daha anayasa hukukundan başlayarak ailenin aslında bir kamu hukuku konusu gibi, bir kamu birimi gibi görünmek istendiğini biz tespit ediyoruz. Dünyadaki değişim periyositesi değişiyor. Bizim 10 yıl önce konuştuğumuz mevzularla 10 yıl öncesinden geriye doğru 100 yıl gittiğimiz zaman konuştuğumuz mevzular arasında farklılık var. Devlet aileyle ilgili, hukukla ilgili her düzenlemede de devletin gölgesini, devletin müdahalesini esas alıyoruz. Aslında aile hukukuyla ilgili pek çok problem de bizim hukuk algımızdan kaynaklanıyor. Bunun sebebi işte internetin gelişmesi ve sosyal medya üzerinden bir takım konuların, kurallarımız aynı olsa da politikalar bağlamında dünyada dayatılması ve toplumların buna dönüştürülme isteği var. Ailenin tahkim edilmesi ve aileye karşı bir takım saldırıların önlenmesi ve bertaraf edilmesi için en üst düzeyden bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor şu andaki ortamda. Sebebi de biraz önce bahsettiğim gibi dayatılan bir kamu düzenine bir karşı koyuş mekanizması veya işte hukuki anlamda buna bir mesnet oluşturma isteği. Bu çok doğru ve çok yerinde bir adım. Son zamanlarda Türkiye'de aile tanımı yeniden yapılmaya çalışılıyor anayasada. Bunun sebebi ailenin varlığını tehdit eden oluşumlar. Uluslararası sözleşme düzeninde Türkiye'nin imzacı olduğu bir takım sözleşmelerin yasa hükmünde yer alması sebebiyle iç hukuku etkileyebilme ihtimali. Ama siz anayasaya Türkiye'deki aile yapısının nasıl oluşabileceğine ilişkin üç kelimelik bir madde eklediğinizde yerel mahkemelerde kuralları veya durumları yorumlarken anayasa hükmüne atıfla meselelere bakmaya başlayacak. Son zamanlarda en azından söylem bazında bir şeyler söylüyorlar. İnşallah önce Türk hukukunda tahrip edildikleri yerler düzeltildikten sonra mukavemeti geliştirici düzenlemeler de yapılacaktır diye ümit ediyoruz. Bu anlamda toplumun vereceği tepkiler çok önemli. Biz kimsenin cinsel veya aile tercihleri bağlamında haksızlığa uğramasını istemeyiz. Herkesin kendisiyle ilgili aile oluşturma biçimi, cinsel yönelim biçimiyle ilgili duruma saygı duymakla beraber toplumun genelinin kabul ettiği ve bugün saldırı altında olan bir yapıyı da tahkim etmek devletin en büyük ödevi.